Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, bahar dönemi 20 Şubat'ta başlayacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, Nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitiminde olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıkladı. Öte yandan Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini de bildirdi. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremin ardından üniversitelerin uzaktan eğitim kararına ilişkin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar açıklama yaptı. Bahar döneminin 20 Şubat'ta başlayacağını duyuran Özvar, üniversitelerin yüz yüze eğitim kararını Nisan ayında yeniden değerlendirileceğini bildirdi. Öte yandan depremden etkilenen öğrencilerin talep doğrultusunda bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına, ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, depremden etkilenen öğrencilerin uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabileceğini dile getirdi. Özvar'ın açıklamaları şöyle: Depremden doğrudan etkilenen 11 ildeki yüksek öğretimle ilgili değerlendirme yapmak isterim bölgede bulunan üniversiteler toplam örgün öğretimin %9'una sahip. Bölgede ikametgahı olan ya da eğitim alan öğrenciler %15'e tekabül ediyor. Büyük afetten etkilenen öğrenci sayısı son derece yüksektir. Depremden etkilenen illerde toplam 47 bin üniversite personeli bulunmakta. Şu anda 465 bin vatandaşlarımıza barınma imkanı sağlıyoruz. Pazartesi 71 ilde eğitime başlıyoruz. 10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını salı günü açıklayacağız. Şu ana kadar 35024 öğrenci diğer illerde nakillerini aldırdı. Artık Milli Eğitim Bakanlığı tüm imkanlarla yurtlara gelip öğrenci nakillerini otomatik olarak alacak. Deprem bölgesindeki 8. ve 12. sınıf öğrencilerimin tüm ders kitaplarını bastırdık önümüzdeki günlerde dağıtacağız. 11 ildeki üniversitelerimizin çoğu kampüsümüzde yıkılan binanın olmadığı görülmüştür. Tüm illerde çoğu binamız kullanabilir durumdadır. Kahramanmaraş merkezli depremin etkileri, depremden etkilenen vatandaşlarımızın ile öğrencilerimizin barınma durumları gibi birçok faktörü bir arada değerlendirerek 2022-2023 akademik yılı bahar döneminin uzaktan eğitimle tamamlanmasının uygun olacağına karar verilmişti. Bütün çabamız normalleşmenin en kısa zamanda tamamlanmasınadır. Ön lisans, lisans ve lisans üstünde bahar dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla bazı kararlar alındı. Bu kararları alırken uzman ve bilim insanlarımızla, STK'larla gerekli değerlendirmelerde bulunduk. Alınan kararlar Nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecek. Hibrit öğretim seçeneği de değerlendirilecek. Bahar dönemi üniversite kurumlarının alacağı kararla 20 Şubat tarihinden itibaren başlatılabilecek. Uygulamalı programlarda eğitim yüz yüze sürecek depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet eden ve diğer illerde eğitim gören öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanlar, talebi halinde birinci derece yakınlarında ikametgahı ya da geçici ikametgahının bulunduğu illerdeki üniversitenin eşdeğer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimi alabilecekler. Bahar yarı yılına uzaktan eğitimle geçiyoruz. Nisan'da yeniden değerlendirme ile burada yüz yüze eğitim olanaklarının değerlendirileceğini ifade ediyorum. Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi. Depremden etkilenen öğrenciler, uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek.